Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Erasmus'a gitmek isteyen veya Erasmus sınavını kazanmış, kendisini bekleyen süreçten haberi olmayan arkadaşlarımız için güzel bir video hazırladım. Öncelikle ben geçen yıl Eylül ayında Yunanistan'da Erasmus yaptım. Süreçle ilgili her şeye hakimim ve umarım vereceğim bilgiler hepinizin işine yarar. O zaman başlayalım. Öncelikle Erasmus nedir? Bundan başlayayım. Erasmus, 1980'lerin sonlarından beri var olan ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir öğrenci değişim programıdır. Şimdi sırayla bütün başvuru aşamalarından bahsedeceğim. Öncelikle okulunuzun Erasmus duyurularını yaptığı internet sayfasından başvuru yapmanız gerekmektedir. Benim okulum Uluslararası İlişkiler bölümünden Erasmus duyurularını yapıyordu. Tahminimce bütün okullarda da böyledir ama siz yine de araştırın. Hani belki Erasmus için farklı bir internet sitesi vardır okulunuzun. Şimdi başvurunuzu yaptınız. Eğer ortalamanız 2.50 üstü ise, okuldan okula değişiyor bu durum tabii ki de. Önce yazılı sınava giriyoruz. Ve eğer yazılı sınavdan 70 ve üstü alırsak sözlü sınava girmeye hak kazanıyoruz. Sonra sözlü sınava giriyoruz ve eğer sözlü sınavdan da 50 ve üstü alırsak Erasmus başvurumuz onaylanmış oluyor. Ve sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. Sınavlar hakkında şöyle bir bilgi verebilirim. Yazılı sınav bence çok zor bir sınav değildi. Okuma, dinleme, gramür gibi parametreleri ölçen bir sınavdı. Sözlü sınav ise Google'da eğer aratırsanız İngilizce sözlü mülakatlarda sorulan sorular diye genelde o tarz sorular geliyor. Ben o şekilde araştırmıştım ve o konulara çalışmıştım. Ve beklediğim de aslında bir soru geldi bana. Bana gelen soru Covid sürecinin ülkemize avantaj ve dezavantajları nelerdir? Ben de kendimce açıkladım. Açıkçası çok fazla gramura dikkat etmedim. Yani eğer siz de böyle akıcı konuşmaya dikkat ederseniz hani gramura çok bakmıyorlar bence. Yani ben gramura dikkat etmemiş halimle ve hani sürekli konuştum akıcı bir şekilde 85 puan almıştım ve beni oldukça tatmin eden bir puandı. Üst sıralara geçmeme yardımcı oldu açıkçası bu puan. Sıralamanız belli olunca üniversitelere yerleştirme işlemi yapılıyor. Bu sıralama okul puanı ve sınav puanınıza göre belirleniyor. Yani sınavdan ne kadar yüksek alırsanız veya okul ortalamanız ne kadar yüksekse istediğiniz üniversiteye yerleşme ihtimaliniz o kadar yüksek olur. Tabii ki yerleşmeme ihtimaliniz de var. Bunun için de her türlü yüksek almanız gerekiyor. Çünkü sınava başvuran kişi sayısı ve açılan kontenjan maalesef ki çok birbirinden uzak rakamlar. Mesela sınava 50 kişi başvuruyorsa 10 kişi Erasmus'a yolluyorlar. Bu yüzden okul ortalamanızı yüksek tutmaya ve sınavdan da olabildiğince yüksek almaya çalışın derim. İstediğiniz üniversiteye geçince belge işleri başlıyor ve yerleştiğiniz üniversiteyle iletişime mail üzerinden geçiyorsunuz. Öncelikle yerleştiğiniz okul sizden bazı belgeler istiyor ve siz bu belgeleri ilettiğinizde size kabul mektubunu gönderiyorlar. Kabul mektubu yazılı olarak bir şeylerin ispat edildiği bir mektup. Sonrasında öğrenim anlaşmasını yapmanız gerekiyor. Öğrenim anlaşmasını kendi koordinatörünüzle yapıp hem kendi bölümünüzün başkanlığına hem de karşı kurumun başkanlığına imzalatmanız gerekiyor. Ve imza işleri tamamlandıktan sonra Erasmus'ta alacağınız dersler belli oluyor. Ama bu süreç Erasmus'taki en zor süreç diyebilirim. Çünkü ders içerikleri tamamen farklı ve ders içeriklerini teker teker okumanız, birbirine uygun dersleri eşleştirmeniz gerekiyor. Yani benim öğrenim anlaşma sürecim çok zor geçti. Sürekli ders değiştiriyorum, sürekli hocalarla iletişim halindeyim. Yani nereden baksanız 2 ayımı aldı diyebilirim öğrenim anlaşması. Öğrenim anlaşması ile ilgili şunu söyleyeyim. Benim zamanımda öğrenim anlaşmasını hazırlarken farklı bölümlerden ders alınabileceği ile ilgili bir bilgi hocalarım belki vermiştir ama ben gözümden kaçırmışım ve ben farklı bölümlerden ders alma kısmını bilmediğim için sürekli kendi bölümümden dersleri eşlemeye çalıştım. Sürekli red yedim ama eğer farklı bölümlerden ders alınabildiğini bilseydim mesela makine mühendisliğindeki bir dersi benim dersimle eşleştirebilirdim. Yani bu da bir alternatif, bunu göz önünde bulundurmanızı öneririm çünkü bazen karşı kurum ve kendi kurumunuzdaki dersler çok birbirine denk olmuyor. Bu durumda karşı kurumdaki farklı bölümlerden dersleri kendi derslerinizle eşliyorsunuz. Ve bu da bayağı işinizi kolaylaştırıyor diyebilirim. Şimdi sırada sağlık sigortası var. Sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor öncelikle arkadaşlar. Sağlık sigortasında olması gereken maddeleri karşı kurum size mail üzerine iletiyor. Hatta benden istenen maddeleri de şu kenara hemen koyarım, oradan da görmüş olursunuz. Sigorta ile ilgili iki önemli nokta var. Öncelikle sigortanın gideceğiniz ülkeyi ve tarihleri kapsayan 90 gün giriş çıkış şartı olmayan bir sigorta olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin. En önemli noktalardan biri bu diyebilirim sigortada. Ben bir yıllık bir sigorta yaptırmıştım. Çünkü benim Erasmus'um iki dönemlikti aslında. Hibe yetersizliğinden dolayı sadece bir dönem gidebilirsiniz dediler. Ve bana bunu sonradan söyledikleri için ben bir yıllık sigorta yapmıştım. Aslında iyi de oldu çünkü iki dönemlik Erasmus kazandığım için bana iki dönemlik vize çıktı. Ve
Ben Erasmus'tan döndükten sonra tekrardan yurt dışına çıktım ve tekrardan gezme fırsatı elde ettim. Aslında iyi de oldu diyebilirim. Şimdi önemli noktalardan biri de pasaport. Öncelikle pasaport başvurusu yapmanız gerekiyor. Eğer 25 yaş altındaysanız harç bedeli ödemeden pasaport alabilirsiniz. Eğer 25 yaş ve üstündeyseniz İletişime geçtiğiniz Erasmus koordinatörünüzden pasaport yazısı isteyip o belgeyle başvuru işlemlerine başlamanız gerekmektedir. Ben güncel pasaport harçlarını da şu kenara koyuyorum. 25 yaş ve altı için çok cüzi bir miktar, fakat 25 yaş ve üstü için yüksek bir miktar bana göre. Şimdi önemli noktalardan biri de size gelecek olan hibenin hangi hesaba yatacağı. Öncelikle kendinize bir euro hesabı açmanız gerekmektedir istediğiniz bir bankadan. Bu konuda çok önemli bir tavsiye vereceğim. Çünkü ben gerçekten sıkıntı yaşadım. O yüzden can kulağıyla dinleyin beni. Bu sırada da kulaklarımı tutmam peki. Size tavsiyem, euro hesabı açmadan önce bankalarla görüşmeniz ve gideceğiniz ülkede bu bankanın şubesinin olup olmadığını veya herhangi bir şubeden para çekerken bu banka olduğu için kesinti yapıp yapmadığını öğrenin. Ben kendi yaşadığım sorunu şöyle anlatayım. Kiramızı ev sahibimiz elden istiyordu ve 180 euroydu sanırım kiramız, hatırladığım kadarıyla. Ve 180 euroyu bankadan toplu bir şekilde çektiğim zaman 10 euro gibi bir kesinti yapıyordu. Ve 10 euro açıkçası çok önemli bir para yurt dışında. Yani nereden baksanız 2-3 günlük yemeğiniz diyebilirim. Bu konuda çok sıkıntı yaşamıştım. Hatta keşke işte gelmeden önce görüşseydim, işte daha çok koştursaydım bu konuyla ilgili demiştim. Ya da başka bir alternatif, cebinizde bol miktarda bir euro ile çıkarsınız yurt dışına. Çekim işlemleriyle uğraşmazsınız. Bu da biraz tehlikeli çünkü çaldırma ihtimaliniz yüksek. Yani bence bu topa hiç girmeyin, yüklü bir miktarda parayla çıkmayın derim. Kabul mektubu ve euro hesap numaranızı Erasmus koordinatörünüze ilettikten sonra bir hibe sözleşmesi imzalayacaksınız. Bu hibe sözleşmesi Erasmus boyunca alacağınız hibenin miktarını belgeleyen bir sözleşme. Hibe miktarı ülkeden ülkeye değişiyor. Şu an güncel miktarları bilmiyorum ama şu kenara yine aynı şekilde güncel miktarların fotoğrafını koyayım. Şimdi bütün belge işlerini tamamladıktan sonra size OLS adında bir İngilizce sınavı atıyorlar. Yani açıkçası çok önemli bir sınav değil ama siz yine de yüksek almaya çalışın derim. Evet, geldik asıl önemli noktaya, vize. Yani herkesin aslında en çok korktuğu kısım olabilir ama aslında hiç korkmanıza gerek yok. Çünkü bütün belgelerinizi eksiksiz bir şekilde tamamladığınızda, bu süreci güzel bir şekilde atlattığınızda vizeyi arıyorsunuz, randevu alıyorsunuz. Genelde bir hafta sonrası randevu veriyorlar. Eğer belgelerinizde hiçbir sıkıntı yoksa vize başvurunuz onaylanıyor ve benim vizem bir hafta sonra elimdeydi. Yani bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ayrıca şöyle bir bilgi ekleyeyim. Hibe genelde yurt dışına çıktıktan sonra bir ay içinde yatıyor. Bu yüzden cebinizde para olmasını öneririm. Şimdi önemli noktalardan biri olan kalacak yere değinmek istiyorum. Kalacak yeri maalesef Erasmus karşılamıyor. Kendiniz bulmanız gerekiyor. Araştırmaya şu şekilde başlayabilirsiniz. Eğer kazandığınız üniversitenin yurdu varsa başvurulardan takip edip oranın yurduna başvurun derim. Benim birkaç arkadaşım öyle kazandığı üniversitenin yurdunda kaldı. Yani bu güzel bir alternatif. Çok da uygun oluyor genelde yurtların fiyatları. Mesela arkadaşım 100 euro civarı bir şey ödüyordu yurda. Ben mesela evde kaldım Erasmus sürecinde. Ben 180 euro ödüyordum. Yine arada bayağı büyük bir fark oluyor. O yüzden yurda başvurmanızı ve başvuruları takip etmenizi öneririm. Ama diyelim ki üniversitenizin yurdu yok ve ben ne yapacağım, nerede kalacağım diye aklınızda soru işaretleri oluyorsa bu şekilde size yardımcı olabilirim. Ben Erasmus'a gitmeden önce Facebook'ta bir grup buldum. Ben kendi emlakçımı açıkçası oradan buldum. Atina'da bir emlakçıydı. İletişime geçtim. İşte bana çeşitli evleri attı. Ve ben o şekilde gitmeden önce anlaştım. Eğer emlakçı bulamadıysanız, okulunuzun yurdu da yoksa endişelenmeyin. Uygun fiyata çok fazla hostel var, günlük kiralanabilen. Yani bu şekilde bir hostele yerleşirsiniz ev bulma sürecinde. Bu süreçte de Erasmus ortamlarına girdiğinizde, kendi ülkenizden vatandaşlarla tanıştığınızda yani onlarla konuşmaktan, sormaktan çekinmeyin. Genelde ev arkadaşı arayan oluyor veya oraya gitmiş, yerleşmiş, ev bulmuş olanların tanıdığı emlakçılar oluyor. Sorun. Yani böyle bir iki hafta içerisinde ben bulacağınıza inanıyorum. Yani kesinlikle bu süreçte bulamayacağım gibi psikolojilere girmeyin. Elbet bulacaksınız. Zaten gittiğiniz ortam direkt öğrenci ortamı illa olur. Yani illa ev arkadaşı arayan birini bulursunuz. O yüzden hiç sıkıntı etmeyin derim. Bütün belgelerinizi tamamladığınızda, başvurunuz onaylandığında, vizeniz çıktığında yapmanız gereken tek şey uçak bileti aramak olacak. Erasmus gerçekten bence herkesin deneyimlemesi gereken bir macera. Bir kere çok fazla yer gördüm. Nereden baksanız 10 tane ülke gezdim, 25 tane şehir gezdim. Yani bunların
Bu tecrübelerin kesinlikle tarifi yok diyebilirim. Ve kendimce bu süreçte sizi bekleyenleri size anlatmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bana soru sormaktan çekinmeyin. Aşağıda videonun altında yorumlara her türlü soruyu sorabilirsiniz Erasmus'la alakalı. Ve ben elimden geldiğince bütün soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu süreçte de size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.